Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni çıkan nokta makro simplex dedektörünün tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar hani fiyat performansı gerçekten çok yüksek bir cihazdır. Yani nasıl diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. 5-6 bin liralık cihazlara neredeyse eşdeğer, hatta onlarda olmayan birçok özellik mevcut. Stabil, hani çok ergonomik yani. Hani katlanma özelliği vesaire gibi birçok işinize yarayacak özelliklerin hepsi mevcuttur cihazda. Fiyat aralığı da 1790 lira. Yani bedava gibi. Hani diğer dedektörlerin ikinci elleri bile bu fiyatlara bulunmuyor, onu söyleyeyim. Alınabilecek gerçekten iyi cihazlardan biridir. Zaten hani diğer videolara falan da bakın. Olayı görün yani. Bir hava testi, aynı zamanda cihazın tanıtımını, aynı zamanda kutu içeriğini de açıklayacağız arkadaşlar, göstereceğiz bilgilendirme amaçlı. Hani nedir, ne nasıl kullanılır, o tarz bilgiler vereceğiz. Öncelikle şöyle gösterelim, katlanma özelliği gayet başarılı. XPDOS'un sapına yakın bir sap sistemi var. Ayrıca hani su altı, hani 3 metre civarı suya dayanıklılık var cihazda arkadaşlar. Su altı dedektör kullanıcı arkadaşlarımız için şu boyuta gelmesi cihazın çok avantajdır yani. Hani hem yüzerek arama yaptıkları için hani dalgıç arkadaşlar için önemli bir özelliktir. Bunda var arkadaşlar bu olay. Uzatalım. 27'lik DD başlıklıdır arkadaşlar. Cihazın başlığının üzerinde koruma plastiği de geliyor. Hani kırılmasın diye. Ayrıca zaten güçlü de bir başlıktır. Yani diğer cihazların başlıkları hemen kırılırken bunların biraz daha yapısı sağlam yani. Uzun ömürlü bir başlıktır, onu söyleyeyim. Gerçekten kaliteli. Hani tüm malzemeleri kaliteli bir şekilde yapılmış. Şarjlıdır arkadaşlar. Ayrıca kablosuz kulaklık da alıp kullanabiliyorsunuz. Su geçirmez, su altı kulaklıklar alıp kullanabiliyorsunuz. Aksesuar ve seçenekleri çoktur arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Güzel kaliteli bir ekranı var. Yani Avrupa cihazları kesinlikle birçoğunu geçer yani, onu söyleyeyim. Dükkan ortamı olduğu için biraz parazit oluyor. Parazit olmaması adına ben bunun derinliğini biraz kısıyorum. Yani hassasiyetini kısıyorum size daha rahat gösterebilmek için. Arkadaşlar şimdi cihazda öncelikle şu ekran ışığını açalım. Yani şu an otomatikteydi. Hani ihtiyacımız olmadığında yanmıyordu. Sürekli video çekmek için sürekli açık konumuna getirdim. Arkadaşlar şurada mesela bir modumuz var. Şu artı eksi tuşlarla mod geçişleri sağlanıyor. Mesela en baştaki al metal. Yani her türlü metale aynı ses veriyor. Sadece sayısal ayrım yapabiliyor arkadaşlar. Yani ayrımsız dediğimiz mod en baştakidir. İkinci mod ise değerli değersiz modu. Yani değerli metallere farklı ses, değersiz metallere farklı ses. Yani iki ses tonlu bir mod seçeneğidir. Tekrar ileriye gittiğimizde 3 ses tonlu mod. Yani değersize farklı, yarı değerliye farklı, daha değerliye. Yani rakamsal olarak düşünürsek 0-10 arası farklı ses tonu, 10-70 arası farklı ses tonu, 70-100 arası farklı ses tonu olarak düşünebiliriz. Diğer modumuz ise hassasiyeti gene kısalım. Diğer modumuz ise sahil, su altı gibi tuz oranı yüksek yerlerde verim alabilmek için bir moddur arkadaşlar. Orada o modda rahatlıkla hani diğer dedektörlerin parazit yaptığı alanlarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani çok aşırı mineralli arazilere, tuz oranı yüksek arazilere denk gelirseniz de bunu seçebilirsiniz. Hani problem yaşamazsınız. Ama genel olarak şu ortadaki ikinci mod veya üçüncü mod tercih ediliyor, onu söyleyeyim. Pil göstergesi ekranın bu bölümünde çıkıyor arkadaşlar şurada.
pilin bataryasının durumunu devamlı görebiliyorsun. Şurada cihazın derinliğini tahmini olarak gösteriyor. Hani şu kadar aşağıdadır, bu kadar aşağıdadır gibi fikir verebiliyor. Ekranın bu tarafında olan bölüm derinlik, hassasiyet, yani ne kadar açarsanız dedektörün performansı o kadar iyi olur. Fakat dükkan ortamı olduğu için biz bunu elimizden geldiği kadar kısık tuttuk. Parazit yapmasın diye. Çünkü kapalı ortamlarda dedektörler parazit yapabiliyor. Şu tuşumuz ise arkadaşlar şuradaki ayarlar kısmı. Yani ilk açtığımızda şu ses, cihazın sesini açar kısar. Yani sesini ne kadar duymak istiyorsanız o kadar açabilirsiniz. İkinci kısım toprak ayarı. Bu toprak ayarı bölümüne gelip, mesela gelelim tekrar. Buna basılı tutup 2-3 kere pompaladığımızda bip diye, yani şu anda olduğu gibi bip diye bir ses duyma, hani duyduğumuzda toprak ayarımız yapılmış oluyor arkadaşlar. Üçüncü bölüme gelelim. Bu demiri göstersin mi göster, hani demirli metalleri istemiyorum dedin mesela. Demirli metallere şu şekilde ses vermesini istemiyorum demirli metallere dediğinizde, demir olan şeylere normalde demir sesi veriyordu. Bu sefer demir sesi de artı şeyini de vermeyecek, yani ötmeyecektir. Gerçi büyük demir ve dövme çelik tarzı metallere tüm dedektörler ötüyor arkadaşlar. Ona çok bir şey yapılamıyor. Bu kabul red, yani beğenmediğimiz metalleri şu ekranda bir imlecimiz var. O imlecin geldiği bölümdeki şeyleri oraya geldiğinde silebiliriz. Mesela örnek olarak bir tane silelim. Mesela şurada gösteriyor. Yani bir süre işlem yapmayınca başa döndüğü için. Mesela çarpıya geldik. Siliyor arkadaşlar. Yani o bölümdeki mesela en baştaki şeyi silmiş olduk. İki tanesini veya üç tanesini sildiğimizde demiri silmiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar ayarlara gelelim. Dördüncüyü anlatmıştık. Beşinci. Frekans F1, F2, F3, F4, F5. Yani nedir? Yani birçok dedektörün bulunduğu ortama girdiğinizde, hani dedektörlerde birbiriyle etkileşim olduğunda, mesela arkadaşımızın birinde bir dedektör var, bende de ayrıca bir dedektör var, aynı alana girdiğimizde dedektörlerimiz birbirine ötmeye başladı. O zaman buradan mesela frekans 3'te çalışıyorsan, frekans 4'te çalıştığında o arkadaşımın yanında çok rahatlıkla dedektörü kullanabiliyorum. Yani sinyal çakışması olmasın diye bir seçenek. Hani derinlikle vesaireyle bir ilgisi yoktur. Bu ise Bluetooth. Hani Bluetooth kulaklık kullanırsanız onunla ilgili, yani Bluetooth kulaklık açık kapalı gibi düşün. Titreşim. Titreşimi şu şekilde açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Cihazda titreşim özelliği vardır arkadaşlar. Tekrar ekran ışığı kısabilirsiniz şu şekilde, kapatabilirsiniz veya şöyle şu A'ya geçtiğimizde otomatik, yani ihtiyacımız olmadığında, yani herhangi bir işlem yapmadığımızda ekran ışığını kapatır arkadaşlar. En sonunda mesela son bir özelliğimiz kaldı, ona da gelelim. Bu ise şu ön taraftaki şeyimizi, el feneri gibi düşünün. Gezdiğimiz alanı aydınlatmak için bir ışık koyulmuş. O ışığı açar veya kapatır. Tekrar o bölüme gelip kapatabiliyorsunuz. Şu an açıktı. Kapattık. Gerçekten arazide işe yarayacak özelliklerdir arkadaşlar. Hani birçok gerçekten büyük parayla aldığınız dedektörlerin birçoğunda yoktur bu tarz özellikler. Sensitivini biraz açayım. Size cihazın genel ses tonları veya hava testini bir göstereyim arkadaşlar. Dükkan ortamında biraz parazit yapabilir, normaldir. Şöyle 1 gram bir para. Metremizi de tam ayarlayalım. 1 gram bir para. Yani şöyle göstereyim. 19 santim civarından alabiliyor. 1 kuruş.
24-25 santim civarı. 25 kuruş. 27-28 o civarlardan oluyor. Sarı alyans yüzük. ...30-31 o aralıklarda arkadaşlar. Hani dip seslerini çok da saymıyorum. Yani daha hani bakmak gerekirse biraz daha alıyor aslında. 1 TL. ...37-38 santimlerden o civarlardan görüyor. Gümüş yüzük. Yine 36-35 o aralıklardan oluyor arkadaşlar. Bu da dövme çelik, çivi. Kapattığımız için görmüyor arkadaşlar bunu. Şöyle tekrar değerli bir şey tutalım. Yani ayrım dediğimiz olay budur. Bazen böyle tek taraflı ufak tefek sinyal olabilir. Hani olmaz demeyelim de. Ama genel olarak ayrımı falan bayağı başarılı, güzel bir yer. Kesinlikle hani tavsiye edilir, onu söyleyeyim. Şöyle kapatalım arkadaşlar, bu cihazla işimiz kalmadı. Şöyle bırakalım. Arkadaşlar paket içeriğini sizlere göstermek istiyorum. Cihazın içinden, hani standart paketinden çıkan şeyler, kullanma kılavuzları, garanti belgeleri, şarj aleti, bir adet şarj kablosu, başlığın vidalama aparatları. Şu mesela şey, kulaklık, hani normal gelişi güzel kulaklıkları bu aparat sayesinde kullanabiliyorsunuz. Hani kablosuz değil de normal kablolu kulaklık kullanmak isterseniz bu aparatı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bunları indireyim. Orta sopası. Cihaz. Başlık ve alt sopası şeklinde. Paket içeriği bu. Ayrıca kablosuz kulaklıklı paket isterseniz, kablosuz kulaklık dahil olduğunda, yani bu aksamların içine sadece bir kablosuz kulaklık daha dahil oluyor. Fiyat aralığı 2390 lira oluyor arkadaşlar. Böyle de veya diğer türlü de hani kulaklıklı veya kulaklıksız paket olarak da alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu cihazı herkese ayrıca tavsiye ederim. Gerçekten hani fiyat performans cihazıdır. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Hani hem suda hem karada çalışan nadir ender cihazlardan biridir. Ayrıca fiyatı da çok uygundur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Sağ olun.